bu <laughs> likeliğin ne yaradığını çok kısa anlatayım mı size Diyelim ki ya mesela bir virüs salgını var. Mesela o virüs salgını sırasında Tomtomya Cumhuriyeti'nin vatandaşları dini bir bölgeye dini bir ziyaret ziyaretteler. Tomtomya ya ülkesinin dinle ilgili kurumu var. Kimin gittiğini biliyor, ezbere biliyor. Çünkü göndermek için sıraya koyan o. Sağlık Bakanı diyor ki e Kardeş diyor bu kim gidiyor kim geliyor. Tom Tom ya Cumhuriyeti'nin Türkiye ile hiç alakası yok bu arada ha olayın. Tomtomlu Cumhuriyeti'nin dinle ilgili reizi de diyor ki, <laughs> Bro'm yani sen ne yapacaksın? Oysa ki Tomtomlu Cumhuriyeti'nin dinle ilgili sorumlu kişisi, hani dinle devlet ayrı ya, dini karıştırmayıp devlet meselesinde <laughs> ivedi bir şekilde hareket edip, bu listeleri verse de... O insanlar iner inmez... Tomtom Tom Cumhuriyeti'ne... 14 güncük... Bir karantinaya... Daha gelmeden hazırlanmış yerlerine... Oturtulsalar... Değil mi? Hayır bir de duyduğum kadarıyla... Tomtom Tom Cumhuriyeti'nde... Kullanılmayan bir de havaalanı varmış. Mesela o havaalanını tak çevireceksin karantina center'a. Tak indireceksin uçağı oraya. İner inmez. koyacaksın mesela. 65 numaralı gate bilmem ne Mart tarihinde gelenler. 70 numaralı gate bilmem ne Mart tarihinde gelenler. Birbirlerinden de izole edeceksin. Zaten gate gate bölünmüş abi. Gate gate bölünmüş abi. Birbirinden izole edeceksin. 14 günde bir salacaksın abi adamları abi Türkiye olmasın bak çok benziyor anlattıkların yok oğlum alakası yok bu benim hayal dünyamda uydurduğum bir ülke yani böyle bir ülke yok böyle bir ülke yok reis yani Türkiye, Türkiye böyle mi oldu ben bilmiyorum çok takip edemedim Ah, bir de şeye bakıyorum mesela çok yılan. Neydi o? Reisler. Komandante Che Guevara. Adamlar baş düşmanları Amerika'ya ordu gibi doktor yolladılar ya. Amına koyayım orta dünyanın elfleri gibi herifler ya. Orta dünyanın elfleri gibi gördün mü bir seviniyorum böyle. Aa Kübalılar geldi kurtulduk falan diyorsun amına koyayım. Yemin ediyorum adamlar adalarında aşk meşk içinde yaşamlarında devam ediyorlar. Muhteşem <laughs> sağlık sistemi, muhteşem bir yaşam. <laughs> Arada bir böyle dış dünyaya bakıyorlar böyle. Ne yapıyorsun lan? Sağ ne yapıyorsun? Salak mısınız lan siz? Allah lan kanseri alıcı. Tak. Sen ne yapıyorsun lan? Korona var. Evet Amerika, anlat dinliyorum. Ülkenizde korona var. Sağlık sisteminiz yarrak gibi Amerika. Evet dinliyorum. Korona testi olmak için 1800 dolar en ucuz. O da sigortan varsa. Tamam, al şuradan 100 tane doktor göndereyim ben sana. Tamam mı? senin yapacağın ülkenin de anasını sikeyim. Evet, Sen evet. anlat kardeşim. Böyle dolaşıyor oğlum herifler. Böyle ülke mi olur ya? Aynen muhteşem komünist yaşam. Şimdi kanka bak. Az önceki adamın anlattığı gibi. Mesela Ferrari'ye bindiğin zaman herkes diyor anana sövüyor diyor ya. Ben sövmeyenlerdenim. Ya çünkü Ferrari'ye binmek gibi bir hayalim yok benim. Ya da ne bileyim böyle lüksler içinde yaşayan bir insan değilim. Lüks hayalim de yok. Sövmüyorum yani. Beni at Küba'ya ben orada çok güzel yaşarım. Yaşarım yani. Ha seni bilmem ben yaşarım. Yani <laughs> Küba'da lüks teknoloji yok oğlum. Bak CHP döneminde cep telefonu yoktu. Şimdi herkesin elinde ağırlı telefonlar. Graveyard Keeper oynamadım bu arada. Turkuaz. Oynamadım bro çocuk. Ee, çok güzel bir oyun olduğunu biliyorum. Anonimden 10 lira var. Abi selam. Seni çok seviyorum. Öncelikle ben bir restoranda garson olarak çalışıyorum. Ve dün siparişte kıl çıktı diye patron beni dövdü. Ne? Ve bunu sürekli yapıyor. Ama dün cinsel istismarda bulundu bana. Yardım et abi yaşamak istemiyorum. Ne? Edelim yardım. Daha önce böyle bir olayda Galeana gelip yardım etmeye çalıştık. Çocuk intihar ediyorum demişti. Troll çıkmıştı. Nasıl yardım edebiliriz ya? Oğlum adamı nasıl te tespit edeceğim? Adam anonim atmış. Geçenlerde Ferit'in yayına da aynı donate attı fake abi. Senin ben ananı götünden sikiyim o zaman orospu çocuğu. Eleko 7. ayın mübarek olsun. 10 ile 49. ayında. Hoş geldin bro. Abi şu an ee... Nasıl okunuyor o ya? Bigoşç. Bigoşç Polonya'da Erasmus yapıyorum. Bugüne kadar 17.000 test yapmışlar. Sence virüs Polonya'ya nasıl etkileniyor? Bileyim oğlum ben. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Patates almış herkes. Onu öğrendim. Polonya ile ilgili bir tek onu biliyorum. Verkos et Honda sablı etmiş. Teşekkür ediyorum. Arçin 14. ayında ev tipi kapalı cezaevinden selamlar oldum. Koğuş ağasının selamları var. sebiliyorsun. Eyvallah. Aleyküm selam. İzliyorlar mı beni? Cezaevinde de mi izliyorlar? Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam falan. Gerildik. Cezaevi. Akutlu Hang 9. ayında hoş geldin. Ee, Zar 32 32 130 teşekkür ederim. Carmona 16. ayında. Yok bu arkadaş şey e, infaz memuru. Patates almışlar ya. Bizim Polonya'daki arkadaşların sevgilileri gitmişler abi. Çuvalla patates almışlar. Çuvalla patates koymuşlar eve. Evet.